Hocam merhabalar. Merhaba. Bugünkü konumuz pelvik organ sarkması. Yani mesane, rahim veya son bağırsağın vajinadan sarkması konusu. Tabii siz bu konuda çok büyük bir tecrübeye sahipsiniz. Çünkü dünya tıp literatürüne Türk ameliyat tekniğini sokmuş bir bilim insanısınız. Tabii detaylara, tedaviyle ve ameliyatla alakalı detaylara gireceğiz. Ama öncelikle pelvik organ sarkması nedir hocam? Pelvik organ sarkması POP diye de isimlendirdiğimiz kısaca. Normalde leğen kemiği içerisinde bulunan özellikle uterus yani rahim, mesane ve kalın bağırsağın son bağırsak dediğimiz, rektum dediğimiz bölümün kadınlık organın içerisine pırtlaması, akması ve oradan dışarı çıkması. Bu öyle ki resimde görüldüğü gibi insanı kesitten, kadını kesitten incelediğimizde en önde mesane, arkada kadınlık organı ve yukarıda rahim ve kaka yani gaydanın çıktığı delik gözükmekte. Bunlar normalde bir hamak şeklinde ama herkes biliyor herhalde bir takım asıcı bağlarla tutturulmuştur. Çok değişik nedenlerle birazdan belki bahsedeceğiz. Bunların ya hepsi üçü birden, bakın burada önce ne sarkmış? Bağırsak son bağırsak sarkmış. Burada ne çarpmış? Mesane sarkmış efendim. Burada ise hem rahim hem rektosel dediğimiz bağırsak son bağırsak hem de sistosel dediğimiz mesane sarkması sonucu. Bazen de demek ki özellikle ülkemizde son zamanlarda rahim alımında ciddi oranda azalma olsa bile rahimin çıkarılmasına bağlı geri kalan vajen bölümünün dışarı sarkması da olabiliyor. Buna biz güdük prolapsı ya da valk prolapsı diyoruz. Demek ki değişik sebeplerle olabilen tekli ya da üçlü ya da ikili kadınlık organından pelvis dediğimiz leğen kemiği içerisindeki asıcı bağların bir şekilde zarar görmesiyle bu organların dışarıya sıkmasıdır. Son derece önemli bir olaydır. Çünkü cinsel birleşmede cinsel aktif kadınlarda çok ciddi sorunlar ve aynı zamanda idrar kaçırmalara yol açabilir. Hocam peki pelvik organ sarkmalarının nedenleri nelerdir? Şimdi çok nedenleri var. Genetik faktörler, özellikle ileri yaşlarda rol oynar. Bunlarda bir takım asıcı bağların genetik olarak iyi gelişmemesi olabilir efendim. Obezite son derece önemlidir. Sigara içimi son derece önemlidir. Çünkü karın içindeki basıncı arttırır bunlar. Fakat en başta söylenmesi gereken çoklu ve zor doğum. Bir tek doğumda bile eğer çok zor doğum olmuşsa bu bağların bir de genetik yatkınlık varsa efendim bu bağların gevşemesi nedeniyle sarkma meydana gelir. Ülkemizin dışında Sahara altı ülkelerde ise erken evlilik nedeniyle bunlarda 12, 13, 14, 15 yaşlarında kızlar evlenmekle erken doğum yani erken gebelik nedeniyle leğen kemiği gelişmediği için ve bir de ayrıca burada yaşayan kişiler başlarında su taşıyarak lohusalık dönemi 40 gün önce bitmeden önce hemen gebelikten sonra normal gebelik olsa normal doğum olsa bile taşıdıkları için ağırlık kaldırılarak da olabiliyor. Şunu çok önemli söylemem gerekiyor. Aslında bizim kültürümüzde olan 40 günlük gebeye mümkün olduğu kadar ağır iş yaptırmamanın bilimsel bir kanıta gösterilmiştir. Ancak doğum nedeniyle oluşan pelvisteki, rahimdeki ve iç organlardaki bu gevşeklik ancak 40 günde kendine gelmektedir. Loğusa hanımlara ailelerin bu yönden özen göstermeleri son derece önemlidir. Peki hocam, pelvik organ sarkması ile alakalı gerekli bilgileri edindik. Bunun çeşitli ameliyat teknikleri var, çeşitli kesileri var ve sizin de dünya tıp literatürüne soktuğunuz Türk isimli bir ameliyat tekniğiniz var ve bu ameliyat tekniği biliyoruz ki diğer standart tekniklerden
çok çok hasta konforuna elverişli bir teknik. Hem diğer teknikleri hem bu Türk ameliyat tekniğini sizden detaylıca dinleyebilir miyiz? Şimdi efendim, cerrahide esas en az hastaya en az zararla, çünkü her ameliyatın bir yükü var insan vücuduna, en az zararla, en azami, en gerekli faydayı verebilme sanatıdır cerrahi. Bu da çok geniş deneyimin ötesinde kesinin ameliyatın nasıl yapıldığına bağlıdır. Şimdi eğer bir organ sarkması, ister mesane, ister rahim, ister kalın bağırsak, ister diğer üretranın sarkması, eğer kadın da ciddi bir rahatsızlık vermiyorsa, bunları gereksiz yere tedavi etmeye çalışmak doğru değildir. Çoğu bunların belki farkında bile olmayabilirler. Yani hem partnere, ya hem eşine, hem kadına fazla zarar vermez. Bunlar sadece gereksiz tedavi edilmemi esas. Şimdi ameliyat gerektiren, gerçekten sorun yaratan, tedavi gerektiren hastalarda iki yolla bu ameliyat yapılır. Bir, vajinal, yani kadınlık organından yapılan ameliyatlar. Bir de abdominal dediğimiz karın içerisinden, karından yapılan ameliyatlar. Şunu bir madde bir vurgulamak isterim. Bir kere rahim, yani uterus ve vajen, kutsal kasedir. İngilizcesi Holy Grail diye tabir edilir. Mümkün olduğu kadar, özellikle cinsel aktif kadınlarda mümkün olduğu kadar kadınlık organından işlem yapmamak gerekir. Kadınlık organından yapılan işlemler cinsel aktif kadınlarda ciddi sorunlara yol açabilir. Karın içinden yapılan yöntemlerde ise efendim, burada iş daha zordur, daha zahmetlidir. Ve başarı oranı bunların iyi, deneyimli bir yerde %100'dür. Vajinal yapılan işlemlerde %100 başarı söz konusu değildir, hem daha fazla travmatiktir. Fakat karından yapılan işlemlerde bir de tabii pelvik organ sapmalarının tiplerine göre de cerrahi değişebilir. Sadece sistoselin getirdiği ve üretra dediğimiz idrar kanalının oluşturduğu sarkmaya bağlı çok küçücük bir kesiyle yapılan işlemlerde yine vajen ve hiçbir sorun oluşturmadan cinsel aktif kadınlarda bile işlem yapılabilir. Biz buna gevşek sinik diyoruz. Peki hocam, yukarıdan yapılan standart ameliyatla sizin dünya tıp literatürüne soktuğunuz Türk ameliyat tekniği arasındaki fark nedir? Şimdi esas ana mesele burada. Baştan da söylediğimiz gibi abdominal, yani karından girilerek yapılan işlemlerin başarı oranı çok yüksek, %100 olmasına rağmen bunların komplikasyon oranı ve ameliyatın uzun sürmesi yönünden ciddi sakıncaları vardır. Özellikle robotik ve laparoskopik de yapılabilmektedir bu yöntemler. Bunlar daha da uzun süre yapılan ameliyatlardır. Peki bunun sebebi ne diye soracak olursanız, çünkü bu işlemlerde önce rahimin ve mesanenin bulunduğu pelvik organ dediğimiz organlara karın zarı, önce şunu söyleyeyim. Karın zarı dediğimiz periton, efendim bağırsaklar, mesane, dalak, mide, karaciğer, hepsini örten balon şeklinde bir organdır. Bu bir koruyucu organdır. Genellikle normal, standart, klasik yapılan ameliyatlarda intraperitoneal dediğimiz bu periton zarı kesilerek içerisine girilmekte ve bu balonun dışına çekilerek bir takım askılarla bu sarkan organlar yukarıya çekilmektedir. Bizim 2000'li yıllarda oluşturduğumuz, geliştirdiğimiz ve yüksek oranda özellikle Afrika'da da yaptığımız vakalardan ve uzun dönem sonuçlarını da yayınladığımız vakalarda, biz karın zarı içerisine hiç girmeden, karın içerisine, bağırsakların olduğu yere gelmek hastanın ameliyat sonra konforunu ve iyileşme süresini arttırır. Bizim geliştirdiğimiz Amerika'dan
birkaç doktorun da geldiği, bizim ameliyatımızın seyrettiği yöntemde ise tamamen retroperitoneal bölgeye giriyoruz biz. Sağdan mesanenin arkasındaki periton zarını kesmeden sıyırıyoruz. Sağ taraftaki peritonu, yine ana damarların üzerindeki peritonu çok ince bir yaklaşımla sıyırıp bu retroperitoneal esas asıcı bağların olduğu yere ulaşıyoruz ve normalde kullanılan geniş hacimli, geniş enli meshler, sentetik meshler yerine şöyle bir uzun parmak boyunda ve bu 1,5 santimetre genişliğinde bir sentetik meshi rahime, rahim kolyum dediğimiz efendim rahim ağzına dışa retroperitoneal olarak fikse ediyoruz ve bunu da promontorium dediğimiz vertebra dediğimiz tıp halk tabirinde ne söyleniyor, omurganın üzerinde çok sıkı, çok güçlü bir bağ var. Longitudinal ligaman denilen bir bağ var. Bunu promontoruma fikse ediyoruz. Yani değişik nedenlerle ayrılan, kopan bu bağları tek, sentetik, sağlam bir bağla yukarı çektiriyoruz. Hastalar ameliyattan sonra teknik detayı yine benim videomda seyredebilirsiniz. Fakat bu teknik oldukça hassas, oldukça zor, öğrenme eğrisi çok zor olan bir teknik. Kesinlikle hastalar aynı gün ya da ertesi gün çıkabiliyorlar. En kısa zamanda da gündelik işlerine, belki 4-5 gün içerisinde de normal fiziksel aktivitelerine kavuşabiliyorlar. Standart ameliyatta hocam ne kadar normal hayata dönüş süresi? Onlar da tabii kişiden kişiye ve yandaş hastalıklara bağlı olarak uzun oluyor. Biz de İşte esas meseleyi anlatmaya gayret ettik. Kesinlikle retroperitoneal yapıldığı için ve yaşam boyu garantili diyebiliriz biz bunu. Ve komplikasyon olanları, bunlara reaksiyon da olmuyor. Hem dar, hem küçük, hem az hacimli mesh kullanıyoruz. Hem de çünkü mesh nedir hocam? Mesh bu sentetik propropil özel bir maddeden yapılan örgü tarzında bunlar fıtıkladı. Bağlamak için mi kullanılıyor? Bağlama, sütür değil de özel bir imalat bu. Bir nevi yama diyebiliriz. Ama ince bir şerit haline getiriliyor. Normal ameliyatta 20 santime yakın bir mesh kullanırken sizin ameliyatta... Şimdi artık standart ameliyatlarda da bizim dediğimize gelindi. Çok geniş mesh kullanmamaya gayret ediliyor. Çünkü ne kadar... Bir genel prensip var. Ne kadar geniş mesh kullanırsanız o kadar komplikasyon olanı fazla oluyor. Dolayısıyla artık o bizim görüşümüz esas hakim olmaya başladı. Tabii bir takım endüstrinin bize yönlendirmesiyle bazı şeylerin daha sonra FDA tarafından yanlış olduğu da lanse edildi. Dolayısıyla çok kısa bir iyileşme süreciyle daha şöyle 10-15 gün evvel yaptığımız bir vakada hasta yaşam boyu efendim bu prolapsus rahim sarkmasından kurtuldu. Evet. Hocam peki standart ameliyatla sizin ameliyat tekniğinizin saat süresi arasında bir fark var mı? Şimdi bu o kadar güzel bir soru ki insandan insana değişiyor. Afrika'da bu konuda çok vaka yaptık. Orada sadece spinal insanlar o kadar hekim görmemiş, ağrıya o kadar dayanıklılar ki sadece belden iğneyle 45 dakikada ve insanların bir de zayıf olması nedeniyle 45 dakikada bu işi bitirebildik. Ülkemizde ise genel anesteziyle, çünkü belden uyuşturmayla biraz daha ameliyatın rahatsızlık vermesi nedeniyle genel anesteziyi tercih etmekteyiz biz bu konuda. Maksimum 1,5 saatte efendim bitirilmektedir. Öbür ameliyatlar özellikle robotik vesaire yapılıyorsa bunlar 4-5 saatte sürebilmektedir.